olduğunu belirtelim. Orman yangınlarının engellenmesi için ve tabii haberci arkadaşlarımız da bu sıcak duraklarda oluyor. Şu anda ekranlarınıza görüntüler yansıyor. Yerleşim yerlerine yakın olduğunu söyleyelim. Ormanlık alanlarında yangın çıktı ve müdahale tüm hızıyla devam ediyor. Ahmet Ser de telefon attığımızda. Ahmet, neler söyleyeceksin bize? Evet, şu anda İskenderun'a bağlı Akarca Mahallesi'ndeyiz ve yangın Amanos Dağları'nın eteklerinden yukarıya doğru rüzgarın da etkisiyle büyümeye devam ediyor. Evlerin olduğu bölgelere yangın gelmiş durumda. Zarar gören evler var, bahçeler var. Burada hem jandarma, hem itfaiye ekipleri, hem de orman işletme müdürlüğüne bağlı ekipler canla başla yangını kontrol altına almak için mücadele ediyorlar. Buradaki vatandaşların birçoğu evlerinden uzaklaştırıldı, tahliye edildi. Tahliye olmayanları da askerler evleri tek tek dolaşarak tahliye etmeye çalışıyorlar. Bazı vatandaşlar bahçesini söndürmek ve itfaiyecilere yardım etmek için evlerine kalmayı tercih ettiler. Yangın bölgesinde havadan müdahale şu ana kadar söz konusu değil. Dediğiniz gibi Mersin ve Anamur bölgesinde de ciddi yangınlar var. Şu ana kadar havadan söndürmeyle ilgili bir çalışma henüz yapılamadı. Rüzgarın da muhalefeti söz konusu var. Şu anda yangın büyümeye devam ediyor. Evlere doğru ilerlemeye devam ediyor. Ümit ediyoruz ki rüzgar etkisini kaybeder ve yangın söndürme işlemleri daha hızlı bir şekilde tamamlanır diye bekliyoruz. Ve sözü sizde bırakıyoruz. Bize gelişmeleri aktardı haberci arkadaşımız. Şimdi görüntüler üzerine bir son durumu tekrar edelim. Yangın haberi, bir yangın haberi daha İskenderun'dan geldi. Ormanlık alanda çıkan yangına müdahale şu anda ekranlarınıza o görüntüler yansıyor. Ancak dikkat çekici bir unsur var. Yine her zaman olduğu gibi ormanlık alandaki yangın yerleşim yerlerine yakın bir noktada başladı. Söndürmek için bölgeye ekiplerin sevk edildiğini söyleyelim. Alevlerin tehdit ettiği bazı evlerse tedbiren boşaltılıyor. Mersin Anamur'da olduğu gibi bölgede ekiplerin yangın söndürme çalışmaları devam ediyor. Şu anda da bölgeden görüntüler ekranlarınıza yansıyor. Bir kez daha söyleyelim. İskenderun'da bir yangın, daha önce de Mersin'de bir yangın çıktığını belirtelim. Her iki yangının da yerleşim yerlerine yakın olduğunu bir kez daha hatırlatalım ve tüm gücüyle itfaiye ekipleri mücadelelerini sürdürüyor.